Ve Respite Topurları merhaba. Bu videomuzda sizlerle patlak önleme sıvılarını inceleyeceğiz. Bilindiği üzere bisiklet lastiklerinde en çok karşılaşılan ve en can sıkıcı problemlerden bir tanesi bisiklet lastiğinin patlamasıdır. Bu patlamayı önlemek için çeşit çeşit yöntemler mevcut. Bunlardan bir tanesi zırhlı dış lastikler. Bir diğer yöntem bisiklet dış lastiği ile iç lastiği arasına konulan patlak önleyici şeritler. Bir diğer yöntem lateks iç lastikler. Bir diğer yöntem de bugün de inceleyeceğimiz üzere patlak önleyici sıvılar. Çeşitli marka ve modelde patlak önleyici sıvılar satılıyor. Öncelikle size patlak önleyici sıvıların nasıl çalıştığını anlatmak istiyorum. Lastiğimize herhangi bir sivri cisim girdiği zaman oluşan deliğe bu sıvının dolarak o deliği tıkaması ve tekrar oradan hava kaçırmaması şeklinde özetleyebiliriz. Unutulmaması gereken önemli bir nokta var ki patlak önleyen sıvıların hiçbirisi lastiğinizin patlamasını önlemiyor. Lastiğiniz olması gerektiği gibi patlıyor ancak iç lastiğin içerisindeki sıvı deliği doldurarak oraya tıkıyor. Bugün sizinle beraber patlak önleyen sıvıyı uygulayacağız. Çivili tahtayla testini yapacağız. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını hep beraber göreceğiz. Daha önce biz de bir patlak önleyen sıvı kullanmadık hiç şimdiye kadar. Bu patlak önleyen sıvıları incelemeyi uzun zamandır düşünüyorduk. Bu konuda araştırma yaparken uzun yıllardır piyasada olan lastiğinikoru.com sitesi bize yardımcı oldu. Ve yaptığımız yazışmalar ve telefon görüşmelerinin üzerine bize birkaç tane numara gönderdi. Hatta sağ olsunlar numarayı biraz fazla göndermişler. Artan numaraları de makalemizi okuyan okuyucularımıza biz hediye etmek istiyoruz. Bu konuda lastiğinikoru.com'daki Özcan Bey'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilgilendi. Ürünün uygulanmasıyla ilgili, karşılaşabilecek problemlerle ilgili bizi yönlendirdi. Lastiğini Koru'nun gönderdiği ürünün diğer patlak önleyici sıvılardan biraz farkı var. Türkiye'de bunun benzer örnekleri yok. Çünkü bu patlak önleyici sıvı bir sıvı şeklinde değil, daha çok bir jel şeklinde, jel kıvamında duruyor. Zaten uygularken göreceksiniz. Jel olmasının sebebini şu şekilde açıkladılar. Sıvılar lastiğin içerisinde hava basmayla beraber çok çabuk sertleşiyormuş. Bu ürünle beraber jel olduğu için havayla daha az etkileşerek lastiğin içerisinde iç lastiğin ömrü kadar jel halinde donmadan kalabiliyor. Ürünle beraber zaten şey de gönderdiler bize, sivop iğnesi çıkartma anahtarı ve uygulama için bir tane portum gönderdiler. Kendileri bunu İngiltere'den ithal etmişler. Gerçekten ürünlerine güveniyorlar. Ancak gerçekten güvenilir bir ürünü bunu şimdi deneyerek göreceğiz. İşin açıkçası bu biraz bizi endişelendiriyor. Çünkü bu zamana kadar hep lastik patlamasın diye uğraşırken bugün ürünü uyguladıktan sonra lastiğimizi çivili tahtayla gerçekten hacet edeceğiz. Şimdi patlak önleyen sıvımızı uygulayacağız. Ürünümüzü çalkalıyoruz kullanmadan önce. Yeteri kadar çalkalandıktan sonra bir tane iğne, sivop iğnesi çıkartma anahtarı geldi. Bir tane de hortum geldi. İğnemizi çıkartıp hortumla beraber
sığımızı iç lastiğimize uygulayacağız. Gördüğünüz gibi jel kıvamında, akışı çok fazla akışkan değil. İğnemizi çıkarttık. Dikkatlice kaldıralım. Lastiğin içerisindeki havayı tamamen söndürüyoruz. Normalde bunun kullanım yeri, sibop iğneniz böyle arada bir yerde kalıyorsa bu giremeyeceği için onun içindir, onu takmak için. Ancak bizim bu şekilde uygulamamız daha kolay olacağı için biz onu kullanmayacağız. Saatimizi 3 veya 9 pozisyonuna getiriyoruz. Ve uygulamaya başlıyoruz. Birazcık daha aşağı indirelim. Şimdi taşanları temizleyelim ve sıvıp iğnemizi yerine takalım. Evet, sıkıca kapandı. Şimdi lastiğimizi biraz çevirip şişirmeden önce yaymaya başlayalım şeyi, iç lastiğimizin içine sıvıyı. Şimdi lastiğimizi şişireceğiz. Ardından işin en keyifli yanı test etmek kalıyor.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çiviyle delmeme rağmen patlamıyor.